Su amfoterik özelliktedir. Bu ne demek şimdi? Bu su hem asit hem de baz gibi davranabilir demek. Diyelim ki buradaki su molekülü Bramsted Lowry asidi olsun. Yani buradaki su molekülünün proton verici özelliği olacak. Buradaki su molekülü de Bramsted Lowry bazı gibi davransın. Yani bu su molekülü de bir proton alıcı özellikte olacak bu su molekülündeki eşleşmemiş elektron çiftleri bu su molekülündeki protonu alıp elektronları yalnız bırakacak. Sonuç olarak hidronyum iyonu yani H3O artı oluşacak. Buradaki elektronları kırmızı ile çizelim. Bu kırmızı elektronlar bu su molekülünden proton alarak burada kırmızı ile çizdiğim bu bağı kuracak ve hidronyum oluşturacaklar. Bu işlem sırasında burada yeşille gösterdiğim elektronlar oksijene gidecekler. Şimdi de burada ne oluşturduğumuza bakalım. Burada bir oksijenimiz vardı. Bu oksijen üzerinde eşleşmemiş iki tane elektron çifti vardı. Proton verdikten sonra yeşille çizdiğim elektron çifti de oksijene kaldı. Sonuç olarak negatif yüklü bir hidroksit anyonu oluşturmuş olduk. İşte bu tepkimeyi suyun otoiyonizasyonu olarak adlandırıyoruz. Özel bir tepkimi olan bu tepkime için denge denklemi de yazabiliriz. Ka eşittir Ka su yazabiliriz. Aslında bu özel bir tepkimi olduğu için K yerine K su yazmış olduk. Buradaki K su oto-iyonizasyon sabiti olarak geçer. Bu terim için iyon ürünü sabiti dendiğini de duymuş olabilirsiniz. Bu isimlerden istediğinizi kullanabilirsiniz. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor sonuçta. Şöyle bir hatırlayalım. Bir tepkime için denge denklemi yazarken ürünlerin derişimlerini reaktantların derişimlerine böleriz. Burada baktığımızda ürün olarak hidronyum yani H3O artı ve hidroksit iyonlarını görüyoruz. Dolayısıyla denge denklemimizde hidronyum iyonu derişimi çarpı hidroksit iyonu derişimi olacak reaktant derişimi aslında bizi çok da ilgilendirmiyor. Çünkü reaktant olarak elimizde saf su var. Sonuç olarak bu tepkime için denge denklemini bu şekilde yazmış olduk. 25 santigrat derecedeki hidronyum iyonunun ve saf su derişimi deneysel olarak ölçülmüş. Sonuç 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olarak belirlenmiştir. Bu değer aynı zamanda hidronyum iyonu derişimi. 25 santigrat derecedeki hidroksit iyonu derişimi de yine deneysel olarak ölçülmüş. 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olarak bulunmuştur. Bu değerleri kullanarak K suyu yani otoiyonizasyon sabitinin değerini hesaplayabiliriz. Sonucumuz K suyu eşittir 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 14. Denge sabitinin birden bu kadar küçük olduğu bir tepkime için tepkime dengesinin sol tarafa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu iyonların derişimi oldukça düşük. Bu tepkime suyun otoiyonizasyonu. Şimdi de hidronyum iyonu ve hidroksit iyonu derişimlerini kıyaslayalım. Burada verdiğim örnekte bu iki derişim birbirlerine eşit olduğunu görüyoruz. Yani hidronyum derişimi ile hidroksit derişimi birbirine eşit. Buraya da bunu yazalım. Hidronyum iyonu derişimi eşittir. Hidroksit iyonu derişimi. Bu iki derişimin birbirine eşit olduğu duruma nötr diyoruz. Yani aslında saf su nötrdür. Esasen bu derişim değerleri kıyaslama amacıyla kullanılıyor. Mesela elinizde hidronyum iyonu derişiminin hidroksit iyonu derişiminden büyük olduğu bir çözelti varsa buna asidik çözelti diyoruz. Evet, Buradaki asidik bir çözelti. Şimdi de tam tersini düşünelim. Elimizde hidronyum iyonlarının değişiminin hidroksit iyonu derişiminden küçük olduğu bir çözelti varsa buna da bazik çözelti diyoruz. Şimdi bir tane örnek alıştırma yapalım. Diyelim ki elimize limon suyu var. Limon suyumuzdaki hidronyum iyonu derişimi deneysel olarak ölçülmüş. 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak belirlenmiş. Diyelim ki bizden hidroksit iyonu derişimini bulmamız ve çözeltiyi nötr, asidik ya da bazik çözelti olarak sınıflandırmamız isteniyor. Hidroksit iyonu derişimini burada yazdığımız denklemi kullanarak bulabiliriz. Denklemimiz işte şurada. Hidronyum iyonu derişimi çarpı hidroksit iyonu derişimi eşittir kalsu yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Şimdi bu denklemi elimizdeki derişim değerlerini yerleştirelim. Burada yeniden yazıyorum. Hidronyum iyonu derişimi çarpı hidroksit iyonu derişimi yani 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı hidroksit iyonu derişimini x'e gösteriyorum. Eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Burada basit bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Hesap makinemize yapalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu işlem sonucunda elde ettiğimiz değer hidroksit iyonu derişimini veriyor. x eşittir 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 12. Yani hidroksit iyonu derişimi eşittir 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar. Şimdi de derişimlerimizi kıyaslayalım. Hidronyum derişimi ile hidroksit derişimini kıyaslayalım. Bu iki değere baktığımızda 2,2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 12'den büyüktür. Yani hidronyum iyonu derişimi hidroksit iyonu derişiminden büyüktür. Bu elimizde asidik bir çözelti var demek oluyor. Yani sorumuza geri dönersek limon suyu asidiktir diyebiliriz.